ama bugün açıklanacak mı? Merak konusu. Ne dersiniz Serkan Korkmaz? Bugün açıklanır mı sizce? Çünkü daha önce Haziran'ın 3. haftası e, dendi, açıklanmadı. Genel kurulda belki açıklanabilir denmişti. Açıklanmadı. Ya yani e, tribünden yorum yapalım. Ee, kendi branşımdan gideyim. Hani iletişim, stratejik iletişim. Neden gün verdi başkan bugün açıklamayacaksa? Evet. Ya yani ben sana vermiştim. diyorum ki, e, Ezgi ben sana çarşamba günü işte senin o merak ettiğin konuyla ilgili kesin yanıtımı vereceğim. Vermezsem ne hissedersin? Hadi bir kere az gösterirsin. Bir açıklama, mantıklı bir açıklama gelir. Dersin ki tabii tabii yani bir bahane yani, olabilir. Yani evet. Ya hastalandım, doktordayım evet. falan filan. Yani öyle geçerli bir bahane evet. geçerli olacaksa, bir sebep, geçerli mı? bir sebep olacaksa tabii ki herkes mazeret bildirerek her türlü ertelemeyi karşısındakinden bekleyebilir. Fakat... Fenerbahçe taraftarı 7 sezondur takımı şampiyon olamayan bir taraftar. Size de büyük bir teveccüh gösterdi. Bence e, kongrenin katılımı gerçekten... Beklenenden yüksekti. Yani Düşünsenize tabii ki daha fazla sayıda üyesi var Fenerbahçe'nin ama Galatasaray'da 5 adaylı seçime e, katılım sayısından daha fazla sayıda insanın katıldığı tek adaylı bir Fenerbahçe seçimi izledik. Bunun şimdi iyi tarafları var. Ali Koç'a üstelik Aziz Yıldırım son derece uçta ve sert açıklamalarına rağmen Kongre üyelerinden gösterilmiş bir teveccüh var. E, Taraftar da e, baktığınızda aslında Kongre üyelerinden çok farklı düşünmüyor hala e, Sayın Ali Koç için. Ama Ali Koç da Fenerbahçe Başkanı olarak Ali Koç olarak eğer Pazartesi günü ben teknik direktörü açıklayacağım dediyse bence açıklamalı. Açıklamazsa e, bu uygun ve geçerli bir bahaneyle olmalı. Hı hı. Fakat şu anda bugün açıklamadığı takdirde et, haliyle taraftarda da diye bir iç çekme efekti olacaktır minimum. Baksanıza ayın kaçı oldu ya? 28 Haziran pazartesi bugün. Yani Temmuz. Temmuz'a geldik. Yani, artık. yani hep şu söylenmişti. Aslında Ali Koç biriyle anlaştı ama etik olarak açıklamıyor. Ben öyle dedim. Biz birçok kişi size Bir birçok kişi böyle. E çünkü düşünürken... aksi bir şeye ihtimal vermedim evet. Ezgi. Ne olursa olsun bir seçimdir anlamında söyledim. Ne olursa ben. olsun bir seçimdir bu. İşte ee, işte Eyüp Bey'in adaylığı söz konusuydu. Engin Veren'in adaylığı söz konusuydu. Evet. Ne olursa olsun etik değil. Hatta dedim ki muhtemelen seçim günü kürsüden hani ben kazanırsam teknik direktörümüz Murat Öz diye bir açıklama bekliyorum ya dedim. Ya da seçildikten Hatta, sonra. E, şeyden e, Kulübe yakın kaynaklardan artık ne demekse o. Ee, yani başkanın e, geliş reflekslerine aldığı kararlara çok yakın olan e, sosyal medya ve e, ana akım medyadaki insanlardan anladığım kadarıyla bu isim galiba Favr'da dedim. Ama bakıyorsunuz e, yani ortada ciddi bir bilgi kirliliği var. Ama bunun kaynağı Sayın Koç'un ketumluğu. Daha önceki e, haber sızma herhalde onu çok rahatsız etti. Fakat şu anda sızacak bir haber de yok galiba. Bugün saat 13.05. Bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklanmazsa dünyanın sonu değil tabii ki. Yarın da açıklanabilir. Hatta Nasıl başkanına güveneceksin bir taraftar olarak? İşte ama taraftarın hissiyatı da, onu da anlamak lazım. O zaman Pazartesi demeyin. Önümüzdeki hafta. kongreden Seçimden sonra. Mesela Kongre'den Ama iki, sonra çıkmayacak. tane tarih diyor. verdi şu ana kadar. Bir tanesini şey dedi, e, Haziranın üçüncü evet. haftası dedi. Şimdi de e, Cuma günü de yanılmıyorsam Pazartesi, pazartesi günü, de. günü dedi. Yani bugün ben de açıklanmasını bekliyorum açıkçası. Yani eğer Fenerbahçe'nin teknik direktörü bunun Pazartesi günü açık şey başkanı açıklanacağını söylüyorsa. Açıklamalı. Ee, açıklamalı. Ha, Açıklamazsa e, aynen e, Serkan'ın ifade ettiği Makul gibi. Makul bir gerekçe sunmalı. Şundan dolayı açıklamalı. Bence hiçbir yani. gerekçede olmaması lazım. Yani ne gerekçesi olacak? Şimdi ya Emre Berezoğlu ile 2 Haziran'da yollar ayrılmış. Biraz önce dediğin ayın bugün 28'i. Aradan kaç gün geçmiş? Yani bunu sadece kongreye de endekslemek de bence doğru bir şey değil. Hoca bulamıyorlar. Yani işin gerçek boyutunda bu var. Zaten kendisi ifade etmiş. Yüksek divan kurulu üyelerine çıkmadı mı gazete manşetlerine? İşte Türkiye'ye gelmek Türkiye istedi ve çok da eleştirildi, yerden yere vuruldu. Aziz Bey de yaptığı basın toplantısında bu nasıl bir laftır, böyle bir şey olabilir mi diye. E şimdi bakıldığı zaman bir kere tamamen iletişimde ve stratejide bir yanlışlık var. Şimdi Emre ile yolların ayrıldığını e, ifade edip bunun gerekçesi olarak da ben bu riski alamazdım diyen e, Başkan Ali Koç, e şimdi hangi riski almaya çalışıyor? Bence şu an riskin en babasını alıyor. Yani en maksimum bir risk alıyor. Çünkü hoca da bulamıyor. Hoca ya da hoca buldu. Bulsaydı bence açıklardı Cuma günü. Onu da söyleyeyim yani. Bu kongredeki teşekkür konuşmasının yani oylama bittikten ve açıklama yapıldıktan sonraki final kısmında en azından bu açıklama yapılabilirdi. Yani güzel bir... Bütün camianın, e, evet, yani bütün camianın e, sonuçta herkes bunu bekliyor. Kongre sonucunu beklemiyordu insanlar. Zaten seçileceğini biliyor yani ama bakıldığı zaman pazartesi tarihini verdi tamam güzel demek ki anlaşıldı sözleşmeler imzalandı işte takımla ilgili bütün bilgiler verildi yeni teknik direktörüne Fenerbahçe'nin bugün de ben herhalde 19:07'de açıklayacak bilmiyorum benim aklıma direkt o saat geliyor mesela evet, herkesin ben de aklına heyecanla bir e, me basın mensubu olarak da işte sayfalarını yapacak bir kişi olarak da sonuçta hoca açıklandığı zaman ben de yorumlarını insanlara da soracağım. Gazetede e, yazarlarımıza da soracağım. Hayat hikayesini yazacağım. Taraftar tepkisine bakacağım. Ne olacağını ben de merak ediyorum gazetecilik açısından. Ha hiçbir şey yoksa açıklanmazsa bu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Yani bunun yarını işte gece öteki bina o zaman şunu derin düşünürüm. Yani vallahi bu yazılanlar doğru üç papatya falı gibi yani bilinçli olsun. İşte Marco Silva mı olsun? Pirlo diyen var ya. Yani Pirlo diyen var, o diyen var. Bu arada çok hocası çok özür diliyorum. Ee, Rize Spor Bülent Uygun için bir imza töreni düzenliyor. İzleyelim. Şimdi Fenerbahçe'ye dönecek olursak şu anda 2,5 aday e, var sözü yine çok dikkat ya çekmişti. 2,5 aday nedir ya? Ee, ya Ben bunu anlamadım. Şöyle alamadım. Fonseca, Marco Silva ve Biliç gibi yani? görünüyor. Yarım kim kim yani? Biliç. Zayıf halka kim şu yani? Şu hazırda kim? takım çalıştırdığı için Biliç. Ya şimdi o ben çok... Angeloski'yi de gördüm, Pirlo'yu da gördüm. Şöyle söyleyeyim, gerçekçi konuşalım. Şimdi Makedonya milli takımı teknik direktörü, ben çok beğendiğim bir teknik adam. İnanıyor musun Fenerbahçe'ye geleceğine? Hayır. Yani Türkiye'de iyi takımları çalıştırabileceğine inanıyorum. Misal, bir anda sürpriz bir gelişmeyle Fenerbahçe bugün Aykut Kocaman'la anlaşsa, mesela Başakşehir, Angeloski'yi alsa şaşırmam. Anlatabildim tamam, mi? Tamam. Ama Fenerbahçe için erken... Ama Angeloski çok potansiyelli bir teknik adam. Bence Türkiye'de e, dört büyükler olarak tanımladığımız kulüplerin dışında önemli e, Türk kulüplerinde çalışarak kendisini oraya taşıyabilecek bir potansiyele de sahip. Hem bakış açısı, bilgi yani deneyimi, bilgisi, birikimi, karakteri itibariyle. Ama şu an için dört büyükler bence Angelovski için erken. Angeloski Fenerbahçe Başkanı getirsin Ali Koç. Yok getiremez. Diğer yerinden oynar Bence de. Ya bir ihtimal olarak burada gözüküyor ama e, gazetelerde bugün okuyorum görüşmüş ama görüşmüş deniyor canım ya ihtimali ne görüşmüş deniyor aracılar vasıtasıyla telefonla çok festefe, cesur bir karar yüz olur. Yüze. Ha bu arada Marco Silva'ya tercih ederim. Onu da söyleyeyim. Neden? Marco Silva'nın bir futbolculuk kariyerine ve teknik adamlık kariyerine bakın. Zaten Portekizli. Sen başkanla Portekizli demiştin. Başkan, da Portekiz başkan da demişti öyle dedi. Zaten. Almanya'da Portekizli dedi. İşte neden demiştim ben de. Al bak <laughs> Almanya'da Portekiz ne demek biliyor musun abi? Almanya'da Portekiz ne demek biliyor musun? Araba alacağım. Ya Alman ya demek. Ne alakası var iki ekolün birbiriyle? Ne insan tiplerinin, ne yaşam kültürlerinin, ne futbol kültürlerinin hiçbir alakası yok. Almanya'da Portekiz'de alacağım demek, herkese alabilirim demek. Ya mesela şunu diyebilirsin. Almanya'da Norveç, Almanya'da Danimarka. Mesela futbolcu alacağım, stoper alacağım. Kuzeyden alacağım diyebilirsin. Orta Avrupa'dan alacak ama ben bir teknik adam arıyorum. Ya Portekizli ya Alman olacak. Denemez bence böyle bir cümle yok. Bunun bir karşılığı yok. Ya ben birazdan ama bir müzik dinleyeceğim. Alırsa, bir en müzik dinleyeceğim. Ya Neşet Ertaş oluyor. dinleyeceğim ya Metallica ki ben hem Neşet Ertaş'ı hem de, Metallica diyeceğim dinliyorum. Diyeceğim. Hani o ayrı konu da. Hayır ama yani alakası yok. Evet.